Evet, tartışmayla başladı. Sonu böyle bitti. Keriman içindekini bütün döktü ve kimsenin onu anlamadığını söyledi. Çektiklerini anlattı. Annesiz babasız büyüdüm, evet dedi. Kimse bana bunları öğretmedi dedi ama bir evlilik geçti başından. Daha önce bir tecrüben var, bir çocuğun var. Yani biraz da kıstadan hisse de yapmak lazım. Keriman'ı çok iyi anlıyorum ama biraz da yani ne yapacaksın böyleyse. Hayat da sana bir şeyler öğretiyor. Evlilik öğretiyor, doğuruyorsun, çocuktan bir şey öğreniyorsun, çocuk seni yetiştiriyor. Bir şekilde öğreniyorsun, öyle öyle öğreniyorsun yani. Evet, bu sefer de Ersin'in babası konuştu. Çünkü Ersin'in ablası İlknur, babamın parasını yiyorsunuz, yazık değil mi dedi. Ve Müslüm Bey bakalım neler söyledi, izleyelim. Kalpten istemiyor, kalpten istemiyor. Ortada bir oğlumuz var, Ersin. Ersin'de ablaları olsun, abisi olsun, hepsi sever. Biz de çok severiz, evin en küçük. O açıdan biz onu hala gözümüzde bir bebek gibi, kendi bebekleri gibi. O da bizim için bebek. 35 yaşında, benim karım 68 yaşında. 68 yaşındaki kadın erkenden kalkıyor, kahvaltısını yapıyor. O 1.30-2'ye kadar evde yatıyor. Çocuklar o saate kadar. Hani birisi 2000 doğumlu, birisi 2001 doğumlu. Hepsi aynı işkenceyi çekiyor. Çocuklar aç kalıyorlar. Uyku. Nereye kadar uyku? Tabii ki böyle baktığın zaman gelin olmaz. Keriman da diyor ki hani beni çocuklarım olduğu için istemiyorlar diyor. Tabii çocuklar ki o tamamen iftira. Öyle bir şey olur mu ya çocuklar olduğu için? Tembel onun için yani. İşte Ölgaz'da ben kendisine ev tuttum. Elektrik, su ve kira giderlerinin hepsini ben veriyorum. Çocuklar oldu 6 aylık hani küvezde doğdu. Şimdi 25-11-2021'de de ikinci çocuk doğdu. Bütün giderleri işte makbuzlar burada cebimde. 10 bin lira yakın Çankırı'da bir hastanede, özel hastanede doğum yaptırdık. Bu Ilgaz kira kontratı, bu elektrik abonem benim adıma. Yani ben ödüyorum hepsini. Şu 10 bin liraya yakın evet. Özel hastanede doğum makbuzları 10 bin liraya yakın. Dili çok uzun, çok asabi. Bak bu yaptığımız iyiliklere göre dili uzun, asabi. Çok asabi. Söyleyecek çok şey vardı. Ben mi konuşayım, Ersin mi konuşsun Seda abla? Abla şimdi şöyle. Evet, babam ödüyor. Bir sıra sadece işsiz kaldım ben. O sırada yani babam... Keriman da borcu var, benim de. Hesap kartımız yok. Otomatik ödeme talimatı verdirdi babam. Biz onu ödüyoruz. Bir müddet bir işsiz kaldım ben. O müddet işte Ilgaz ufak ilçe olduğu için 6000 nüfuslu. İş bulamadım. Ondan sonra Ankara'ya yerleştik zaten. Yani o müddette de babam ödedi. Baban sana ne kadar düşkün ya. Düşkünler bana. O bizim evimizin en küçüğü diyor. Evet. O bebeğimiz bizim diyor. Evet. Bak hala öyle bakıyorlar evet. Sana. Ya abla, ve şimdi, iyi bir ailen var aslında. Çok iyiler. Neden anlaşamıyorsunuz anlamadım. Ya iyi bir ailen var. Baban iyi, ablan iyi. Ablan seni büyütmüş, öyle. Annen iyi. Ama baban orada haklı. Benim karım 68 yaşında sabahın köründe kalkıp mecbur mu onlara kahvaltı hazırlamaya diyor. Ayıp, günah. Keriman burada haklı. Kayınpederin de haklı, kayınvaliden Sena de haklı. Abla ben... Gene saygımı bozmak istemiyorum. Hep baba diye hitap ediyordum. O bir tek o ılımlıydı bize. Şimdi şu söylediği, yaptığı... Şimdi beni izliyordur. Ayağa kalkabilir miyim? Tabii ki kalk. Şimdi şu... O zaman ben de her şeyi açıklayayım. Madem o konuştu ya... Koca adama terbiyesiz diyorsun. Baba, ya Seda abla... Deme, olmaz. Şimdi... Verdiysen... Kız senin kayınpederin o. Tamam, söyle. Çocuklarının dedesi. Ne biçim konuşuyorsun? Verdiyse kirayı... O evde torunların da oturuyor, oğlun da oturuyor. O da öyle söylüyor zaten. Vermek zorunda değil ha, ama. Bir saniye değil. Ama bir saniye bir dinleyin beni ondan sonra. Tamam kiramı ödedin, elektriğimi suyumu ödedin. Oğlum bir süre işsiz kaldı. Bana para yollamadın, sadece elektriği suyu ödemeli oldu mu? Ben nasıl geçindim? Onları da söyle, benim de elimde dekontlarım var. Benim çocuğumun nafakası, ben söyleyeyim buradan duysunlar. Kaymakamlıktan ben 2000 lira para alıyorum. Beni her ay arıyor. Elektriğin, suyun, kiranın otomatik yaptı, yolla diyor. Her ay 1000 lirasını bunlara yolluyorum ben. Kaymakamlıktan aldığım yardım parasını. Burada kalkıp bana diyemez ki ödedim. Mesajları duruyor Seda abla. Dün atmış, hani bana para yatıracaktın. Ben bu parayı kaymakamlıktan yardım parası veriyorlar bana. Durumum iyi değil diye.
Her ay 1000 lirasını, 1200 lirasını yolluyorum. Çünkü kayınvalidem, kayınpederim arayınca hani işte parayı yolluyor. Biz mecbur değiliz, şöyle yatırıyor ama burnumuzdan fitil fitil getiriyor. Yemin ederim. Her ay 1000 lirasını, 1200 lirasını gönderiyorum. Yardım paramı ve çocuğumu ecrini aldığım nafaka parasından. Bu zamana kadar ödediyse ben de hepsini ona geri ödedim. E haklılar ya. Ama Ersin çalışıyor Seda abla. Çalıştı, inşaatlarda da çalışıyor, markette. Bulunduğumuz yer çok küçük. Çankırı'nın Ilgaz ilçesi. İş yok. İş imkanı yok. Gitti inşaatta çalıştı, markette çalıştı. Ersin çalışmayan bir insan değil. Çalışacak ne var? İsterse simit satsın. Benim için hiç önemli değil. Çalıştım kardeşim. Aynen. Efendim hayatım. Keriman, sana birkaç bir şey söyleyeceğim. Sana kayınvaliden, kayınbaban yardım etmek zorunda değil ki. Tamam, işsiz kalmışsın, az bir şey yardım eder. Diyorsun ki elektriğimi, suyumu. En güzel şeyini yapmışsın. Ama sen beni dinlemiyorsun. Kızım bak, gençsiniz. Hayır, ki, çalışacaksınız. Hayır, bir saniye. Benim çocuğum var. Herkes çalışamıyorum da. Herkes emekli ama çalışıyor bak. Benim çocuğum var 9 aylık. Bakmıyor kadın. Kimse bakmıyor. Kime vereyim, kime bırakayım çalışayım? Sen çalışırsan kayınvaliden bakar. Ben zaten onun ödemiş olduğu kirayı, elektriği, suyu ödedim ona. Haksızsın. Yapmayla yani, kimse kimseye bakmaz. Burada kusura söylüyor bakmayın. Ya. Normalde arayıp benim o yardım paramı istememesi lazım. Artık ya şöyle bir şey var onu. Bir saniye. Evet. Artık şöyle bir şey var. Kim işsizse evde oturup çocuğa o bakacak, işi olan çalışacak. Aynen öyle. Eğer senin iş bulman daha kolaysa sen çalışacaksın, evet. O da oturup çocuklara bakacak. Doğru. Eğer onun işi varsa sen bakacaksın. Artık bunu yapıyorlar, yapıyorlar. Bir de suçluyor kayınbabayı ya. Kayınbabayı suçluyorlarken şurada ama veriyorsa torunlarıyla oğlu var. Tek tek konuşun. Vermek zorunda Sultan abla. Saygılı ol. Ha, vermek zorunda. Tek tek konuşun, sakin. Şimdi kayınpederi ve kayınvalidesi ve görümcesi, üçü de Keriman'ı istememe nedenleri bu yüzden. Biraz da senin minnetsizliğine de kızıyorlar anladığım kadarıyla. Bak kayınvaliden, veterinin en sonunda ne diyor? Diyor ki bak işte böyle nankörlük yaptığı için daha çok kızıyoruz diyor. Asabi diyor. Sen de diyorsun ki beni bunlar asabi yaptı diyorsun. Öyle. Nasıl seni asabi yaptılar? İşte yaptılar bak adam sakin. Olayım. Şimdi abla, ya o ailesini kıyamadığı için şimdi, sakin Seda abla. Şimdi bizde iki tane çocuk var. Bir tanesi huzursuz ufak çocuğumuz. Yani bir tanesi de prematüre sürekli hasta oluyor. Ya biri uyanınca diğerini de uyandırıyor. Bu da gece uyuyamıyor. Sabahlara kadar ben görüyorum yani başında. Beni de uyandırmaz. Bazen tuvalete falan lavaboya kalkınca görüyorum. Hı. Uyumuyor. Geceleri hiç uyumuyor. O çalışıyordu çünkü. O da gündüz uyuyor bir iki saat ya da o da dert oluyor. Hani bunu sanıyorlar ki hep... Bak yani, farkında mısın Seda abla? Hepsinin ağzı sadece uyuyor. Başka beni suçlayacak bir şeyleri yok. Üç saat de makyaj yapıyorsun. Ya, üç saat ne yapıyorsun? Şu vallahi, makyaj üç saat sürüyor mu? Bir saat anca. Vallahi bir saat sürüyor. Kız o da saçım makyajım falan. Yarım saat. Ağır ağır uğraştığım için. Bu yani Seda abla. Ya, bir de çocuklar var onlarla ilgileniyor yani. Keriman, abla Keriman öyle şey değil. Ben ne derse yaparım. Mesela orada kalırken işte bulaşık yıka vesaire. Mesela söyleyeyim şunu yap odayı temizle evi temizle vesaire tamam. Bir kere kalk da ben de şunu yapmayacağım dememişimdir. Yalan söylemez yani o konularda. Evet. Hani sorun söylesin, anlatsın. Nedir problem? Uyku mu? He, uyumam. Ben Ersin'i sevmiyormuşum, öyle düşünüyorlar. Ben bir de bizim aramızda bir yaş var Seda abla. Niye sevmiyormuşsun? Ben büyükmüşüm bundan bir yaş, o yüzden.